Duydun mu Perihan abla? Bir yerde bir tane panayır kurulmuş. Yarışmalar, eğlenceler, hatta ödüller bile varmış. Kim düzenliyor acaba? Diğer mahalle sakinlerinin haberi var mı? Vallahi ben duymadım ama Perihan abla, söylentilere göre her gün aynı saatte anons yapılıyormuş. Aa, ben neredeydim acaba? Bak bak, Kadriye abla geliyor. Belki o bir şeyler biliyordur. Kızlar, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Kadriye abla, iyiyiz. Duydun mu? Az ileride bir tane panayır yeri açılmış. Spor aktiviteleri falan yapılıyormuş. Duydum, duydum. Ben de zaten oraya gidiyorum şimdi. Hatta Remzi ve kankası Necati bile geliyor. Aslında gelmesi olurdu ama ayrılamıyorlar işte. Arkadan Şakir de katılacak. Biz de katılsak mı Şermin, ne dersin? Ben hiç hazırlanmadım ki Perihan abla ya. Ne yapılır nedir onu bile bilmiyorum doğrusu. Aman kızlar, ne olsun işte, bildiğimiz spor hareketleri falandır yani. Hadi geç kalıyorum. Hoşça kalın. Ay çok heves ettim. Ben de katılmak istiyorum ama bugün de çok işim var. Neyse, yarına kalır artık. Hadi görüşürüz. Aa, mahallenin ortasında tek başıma kaldım vallahi. Heh. Güle güle, güle güle. Hiç kimse gözükmüyor etraflarda. Bir ben mi geldim yani şimdi? Aa, Kadriye benden önce davranmış. Kadriye merhaba, merhaba. Aa, Mirket sen burada. Laboratuvarından uzakta. Çok şaşırdım doğrusu. Ara sıra da eğlence yapmak gerekiyor Kadriye. Kafam şişti vallahi sabah beri formüllerle falan, he. Ay çok zorlu parkurlar var. Nasıl yeneceğiz bunları acaba? Kadriye gelmiş bile. Kadriye! Şakir nerede Remzi? Sen çık baba, ben arkadan gelirim dedi. Geldim bile. Peki baba, bu spor aktivitelerini kim düzenliyor? Biliyor muyuz? Çok da fikrim yok aslında ama belediyenin düzenlediğini düşünüyorum. Remzi, sevgili kankan Necati gelmedi mi seninle? Vallahi Kadriye çağırdım ama şimdi lahmacun yiyorum. Bitsin gelirim dedi. Dikkat dikkat! Tüm yarışmacılara dikkatini! İnanmıyorum. Bu spor aktivitesini de Squid Game kızı düzenliyormuş. Hay Allah, görüyor musun ya? Ya yine şekere mekere denk gelirsek ne yapacağız peki? Yeni açılan parkımızın spor aktivitesi programına hoş geldiniz. Bence bu sefer öyle kötü şeyler olmayacak Kadriye. İçini ferah tut. Nereden biliyorsun Birket amca? Arkana baksana Şakir. Kupa ve birinci ikinci merdivenlerini yapmışlar. Aa, gerçekten de doğru Mirket amca. Hadi biraz daha bilgi ver bize Squid Game kızı. Ne yapacağız, ne edeceğiz, hiçbir fikrimiz yok doğrusu. Görmüş olduğunuz parkımızda birçok aktivite mevcut. Mesela şurada gördüğünüz yuvarlak oynuyor. Onun üzerinden düşene 1000 cezamız var. Ve şurada bir tane kapımız var. O kapının arkasında 5 dakika boyunca hareketsiz duran da bu kapsüllerden çıkan cezalarla cezalandırılacaksınız. Bak gördün mü Mirket? Yine ceza meza diyor işte. Unutma Remzi. Aktiviteyi yapamayanlara dedi. Biz de yapaveririz. Ne olacak? Remzi çok mu geç kaldım? Ne yapayım ya? 10 tane lahmacunu yemek çok uzun sürüyor. Necati acaba hiç mi gelmeseydim bilemedim doğrusu. Karşıda Squid Game kızı var Remzi. Artık yarışmamıza geçmek istiyorum. 1 numaralı yarışmacımız. En son gelen Necati. Remzi beni söyledi, duydun mu? Necati dedi. Burada görmüş olduğunuz yuvarlak hareket ediyor. Eğer üzerinden düşerseniz Necati Bey bu yarışı kaybedeceksiniz demektir. Eyvah, tam bir denge oyunu desene. Ne yapacağım şimdi Remzi? Görüyor musun başıma geleni? Necati Bey artık yarışma alanında bekleniyorsunuz. Tamam tamam, geliyorum. Doğru mu durdum ben şimdi? Burası değil mi, burası? Ve yarışmamız başladı. Hadi Necati, göreyim seni. Yok Necati, ben hiç görmesem de olur. Arkamı dönüyorum zaten. Kadriye. Bakalım ne olacak Remzi? Başarabilecek miyim acaba? Dönüyorum. Düştü. Necati düştü, görüyor musun? Necati Bey maalesef yarışı kaybettiniz. Düştüğünüz için yeşil kazansa binaen yeşil kapsülü sizin için açıyorum. Ve size en güzel ışıklarım olan lazer çıktı Necati Bey. Lazer mi? Ay onlar beni şimdi ne yapar kim bilir ha? Lütfen ceza alanına gelin. Anneciğim çok korkuyorum vallahi ha. Aa Necati, darmadağınık oldu. Necati! Necati oğlum iyi misin? Remzi kolum bacağım bir yerde. Ben şimdi ne yapacağım? Ve ikinci oyunumuz için seçtiğimiz yarışmacı Şakir. Şakir metanetli ol, tamam mı? Futbolu hatırla, futbolu. Hani çok güzel maçlar yapıyordun ya.
Tamam anne, merak etme. Şakir Bey, sizin yarışmanız bu kapının arkasında tam 5 dakika boyunca kalmak oluyor. Aslında ben karanlıktan korkarım ama neyse artık, şans dileyin bana. İmdat! Daha fazla dayanamayacağım vallahi he. Cezam neyse razıyım. İşte Şakir Bey, kapsülünüzü sizin için açıyoruz. Su mu? Ay Allah ya, suyla ne yapacaklar şimdi benim oğluşuma? Ceza alanına buyurun Şakir Bey. Ve cezanız geliyor. Ay Şakir, oğlum iyi misin? İyi gözüküyorsun, iyi iyi. En azından tek parçasın şu anda. Ve sıradaki yarışmacımız Remzi Bey. Remzi Bey, şu görmüş olduğunuz örneğin üzerinde tam 5 dakika boyunca durmanız gerekiyor. Eğer dengenizi kaybedersiniz, oyun bitmiş demektir. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Evet, dakikalarınızı saymaya başlıyoruz. Hadi Remzi, hadi iyi gidiyorsun. En azından kupayı ikimiz birlikte kaldıralım. Ve kazandınız Remzi Bey. Dengeniz gayet yerindeydi. Sıradaki yarışmacımız ise Mirket. Yalnız pardon, Şakir'e bile bey dediniz, bana Mirket diyorsunuz. Kabul etmiyorum bunu. Pardon Mirket Bey, özür dileriz. Sizin yarışmanızı açıklıyorum Mirket Bey. Şu görmüş olduğunuz merdivenlerden tek ayak üzerinde hiç düşmeden inmeniz gerekiyor. Tek ayak üzerinde, yani bu şekilde. Çocukken çok yapardık bu oyunu ama büyüyünce unuttum tabii. 1, 2, ah! Maalesef Mirket Bey, oyunu kaybettiniz. Bakalım sizin kapsülünüzden hangi ceza çıkacak? Anlaşılan uçmanız gerekiyor Mirket Bey. Görüşürüz. Hayır ama hayır. Hay Allah ya, havalar da soğuktu. Mirket, yukarılar nasıl peki? Çok kötüyüm şu anda. Ve geldik son olarak size Kadriye Hanım. Sizin de yarışmanız şuradaki dönen standın üzerinde dengeli bir şekilde durabilmeniz. Ay çok hızlı dönüyor ama yaparım yaparım. Tepelerde az mı cam sildim canım? Tebrik ederim Kadriye Hanım. Yarışmamızı gayet başarılı bir şekilde kazandınız. İnanmıyorum Kadriye. Sen ve ben ikimiz kazandık, gördün mü? Hakikaten çok mutluyum Remzi. Mirket, ben daha ne kadar uçacağım acaba? Ve bu görmüş olduğunuz kupa ikinizindir. Kadriye biliyor musun? Hayatımda ilk defa bir tane kupa aldım. Çok mutluyum çok. Ben de Remzi, ben de. Remzi, birleştim ama tek ayağımı bulamıyorum. Nerede, görüyor musun acaba? Anne, nasıl olmuşum? Yakışmış mı ananaslı gözlüğüm? Ay kıskandım vallahi Canan. Ver birazcık da ben takayım. Anne, çok cici oldun. Yakışmış mı gerçekten de? Hah, Remzi ile Şakir geliyor. Şakir, Remzi, söyleyin bakayım. Gözlük nasıl oldu bende? Kadriye, çok şık olmuşsun. Ay Necati, senin adın Remzi veya Şakir mi? Remzi ya, baksana Kadriye gene beni ötekileştirdi. Takılma Necati. He de geç işte. Pikniğe geldik bak. Hava, su, her şey mis gibi maşallah. Aa, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Bakın bakın, şu karşıda bir tane sandık var. Ben çok merak ettim. Daha fazla dayanamayacağım. Bakmaya gidiyorum. Şakir, Mirket amcan her zaman ne diyor? Bilmediğin etmediğin şeyleri elleme. Dur bir dakika. Ama o zaman ellemeden çocuk nasıl öğrensin Remzi? Ben de geliyorum. Anne, biz deminden beri oturuyoruz. Bu sandığı hiç görmedik. Yeni mi geldi acaba? Ay yok, ben bu gözlükleri çıkarıyorum vallahi. Her yer sarı, her yer sarı. Hiçbir şey seçemiyorum ki. Çok değişik bir şeye benziyor Şakir. Sanki içinden bir tane sürpriz çıkacakmış gibi. Öyle vaka kalıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Çok merak ettim. İçinde ne var? Açıp baksak mı acaba? Bilmiyorum ki baba, nasıl açılır acaba? Bence buradan açılacak gibi gözüküyor. Bir deneyelim mi, ne dersin? Bir dakika bir dakika, benim bir fikrim var. Abrakadabra. Necati, sihir mi yaptın, büyü mü? Bu ne şimdi böyle? Kilit birden bir açıldı. Hiç filmlerde olur ya, bir deneyeyim dedim. İyi madem, gerisini de ben açayım hadi. Bu ne ya böyle? Plastikten bir şeyler koymuşlar içine. Pek beğenmedim doğrusu. Baba, belki de o plastiğin altında bir şeyler vardır. Evet evet, Canan haklı olabilir. Onu da kaldırmaya çalışalım o zaman. Ay, o da ne öyle baba? İçinden çıka çıka Squid Game kızı çıktı. İmdat, kaçın.
Evet, tekrar sizinle buluşmak büyük bir mutluluk Kral Şakirler. Hayır ya, yine mi yarışmaları yapacağız? İstemiyorum havalarda uçmak, cezaları almak falan. Yok yok, merak etmeyin. Bugün yarışma falan yapmıyorum. Hatta sizden yardım isteyeceğim. Anladı tabii Kral Şakirlerin kıymetini. Ne diyeceksin bakalım, söyle Squid Game kızı. Yardım isteyecekmiş, duydun mu Remzi? Etsek mi etmesek mi bilemedim doğrusu. Bu sefer ben bir yaramazlık yaptım. Ve şu anda askerler peşimde. Beni lazerlemeye uğraşıyorlar. Zaten senin kendi lazerin var Squid Game kızı. Vallahi ben de anlamadım ki Necati abi. Hadi lütfen bana yardım edin. Benim lazerlerim şu anda kuvvetsiz. Yukarıda aç kaldı da o yüzden yani. Şuradakiler de çok güzelmiş. Biraz yiyebilir miyim? Aa, aşk olsun tabii yiyebilirsin. Ne demek? İyi madem, biraz tadayım o zaman. Aa, Canan bütün masayı götürdü. Hatta senin ananaslı çantanı bile yiyecek. Herhalde benim gibi çok acıkmışsın Squid Game kızı. Necati bile bu kadar yemiyor yani. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Squid Game kızı bebek oldu. Aa, niye böyle bir şey oldu şimdi anlamadım doğrusu. O yiyecekler bizimdi. Uzaydan falan gelmedi ki. Squid Game kızı doğru söylüyormuş. Askerler geliyor. Remzi, kaçamadık da yakalandık. Ne olacak şimdi? Anne, lazer atmaya başladılar. Lazer. Anne, görüyor musun? Babam, Şakir ve Necati abi Squid Game askerlerine dönüştü. Kaç! Bayılmak üzereyim ama kendimi zor tutuyorum Canan. Geliyorum. Bir plan yapmamız gerekiyor. Galiba Mirket'e ihtiyacımız var. Bence de anne doğru söylüyorsun. Bir an önce gidip kendisini bulalım. Hadi yürü yürü. Beni bekle Canan ya. Evet, şöyle güzelce arkama yaslanayım. Artık dinlenmenin zamanı gelmişti zaten. Mirket, sana ihtiyacımız var Mirket. Evet Mirket amca, sorma başımıza gelenleri. Ne yani şimdi Canan? Sorayım mı sormayayım mı? Karar veremedim yani. Pikniğe gitmiştik Mirket. Hatta ananaslı gözlüklerimizi takıyorduk. Birdenbire bir sandık belirdi. Ondan sonra da sandığın içerisini merak ettiler. Açtılar. İçinden kim çıktı biliyor musun? Sürpriz yumurta mı çıktı Kadriye? Yoksa bir sandık dolusu altın mı buldunuz? Keşke öyle olsaydı Mirket amca. Çıka çıka içinden Squid Game kızı çıktı. Meğer askerlerle arası bozukmuş. Onu kovalıyorlarmış. Allah Allah, çok enteresan. Sanki film setine düşmüş gibisiniz yani he. Yok yok, çok daha enteresan sonrası. Bizi lazerlemeye başladılar. Squid Game kızı da oturmuş bizim pikniklerimizi yiyordu. Ondan sonra da birdenbire babam, Necati abi ve Şakir Squid Game askerlerine dönüştü Mirket amca. Yok, ben daha fazla oturamayacağım, kalktım zaten. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki babamları eski haline çevirmemiz gerekiyor. Tamam tamam, siz rahat olun. Ben gideyim depodan bir şeyler alayım. Ondan sonra da onların yanına gidelim. Bekleyin beni. Aa, Canan bakar mısın? Squid Game kızı hala bebek. İşte babamlar da hala oradalar. Mirket, hadi göster bakalım maharetini. Merak etmeyin. Maharet bende değil, işte bu kelebekte. Mirket amca, bu da nereden çıktı? Orasını karıştırma işte Canan. Ben de şimdi kendi lazerlerimi açacağım. Ve herkes normal haline geri dönecek. Eyvah, çabuk ol Mirket amca, bize doğru geliyorlar. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. He 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 he. Şşt, Squid Game kızı. Sus bakayım. Yaramazlık yapma şimdi. Son ayarlarımı da yaptım. Ve değişim başlasın. İşte normal hallerine döndüler anne bak. Baba. Bir kez sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Şakir. Her şey normale döndüğüne göre artık bana bir şeyler ikram edersiniz değil mi Kadriye? Tabii Mirket, ne deme. İnanmıyorum. Squid Game kızı örtüyü bile yemiş. Pardon Mirket. Agubu, agubu.